Herkese merhaba. Bugün çok özel bir gün. 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü. Bu özel günü ülkemizin çok değerli bir kadın bilim insanı ile birlikte kutlayacağız. Bilimi, bilim insanını, bilimde kadın ve kız çocuklarının yerini tartışacağız. Bugünkü konuğumuz CERN bünyesinde çalışmalar yürüten, ALİŞ deneyi Türkiye takım liderliği yapan, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayben Karasu Uysal. O uluslararası düzeyde çalışmalar yapan, 16 yıldır CERN'de Türkiye'ye temsil eden, kızına Alice ismini verecek kadar içinde tutkun, Türk kadınına örnek bir bilim insanı. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Bu kadar iyi ön hazırlık yapman ve beni bu kadar iyi sunduğun için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için davetimi. Benim için zevkti. Kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız? Sen yeterince biliyorsun zaten ama kısaca söylemek gerekirse ismim Ayben Karasu Uysal. Akademisyenim. Karatay Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliğinde görev yapmaktayım. Öğretim üyesiyim. Profesör olarak çalışmaktayım. Bunun haricinde fizik alanında uzmanım. Özellikle parçacık fiziği konusunda. Yüksek enerji ve parçacık fiziği üzerine, deneysel yüksek enerji ve parçacık fiziği üzerine çalışmalarımı yürütmekteyim. Bu şekilde. Yaşam hikayeniz ve çalışmanız gerçekten hepimiz için ilham verici. Dünyadaki tüm bilimsel çalışmalara kaynak olan CERN'e 4-5 yıl önce ben de gitmiştim. O zaman küçük olduğum için çok anlamdıramamıştım. Ama şimdi fotoğraflarıma bakınca, onunla ilgili haberleri duyunca çok gururlanıyorum. Orada ülkemizi temsil ettiğiniz için size de gurur duyuyoruz. Umarım bir gün Aliş deneyini beraber gezeriz seninle. Umarım seni gezdirebilme fırsatım olur. Umarım. Artık açılımı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olan CERN'ün dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olduğunu biliyoruz. Peki yüksek enerji ve parçacık fiziği nedir? Bize kısaca açıklar mısınız? Tabii ki. Yüksek enerji ve parçacık fiziği dediğimiz şey adı üstünde aslında çok çok yüksek enerjilere parçacıkları çıkartmaktır. En genel ifadeyle böyle söyleyebiliriz. Bu o kadar yüksek hızlardır ki ışık hızının %99.99999'una kadar parçacıkları hızlandırabilmek, bunun için gerekli teknolojiyi ve altyapıyı sağlamaktır. Sonrasında da bu kadar yüksek hızlı parçacıkları çarpıştırıp ondan sonra da ondan yeniden üretilen parçacıkları analiz etmektir. Dolayısıyla yüksek enerji fiziği kısmı ve parçacık fiziği kısmı olarak ikiye ayrılır aslında. Peki senin amacı nedir? Ne tür çalışmalar yapıldığını bize anlatır mısınız? Tabii ki. CERN her ne kadar Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olarak isimlendirilse de artık günümüzde nükleer araştırmalar için nükleer araştırmalar çok küçük bir kısmını kapsamaktadır. Şu an biz CERN'de parçacık fiziği araştırmaları yapmaktayız. CERN evrenin nasıl var olduğunu, hangi kuvvetleri evrende bulunduğunu, bu maddenin nasıl bir arada tutulduğunu anlayabilmek için yürütülen çalışmaları organize eden dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarıdır. Birçok farklı üye ülkeden birçok farklı mühendis ve bilim insanının ortak çalışması sonucu kurulmuş bir laboratuvardır. İlk kuruluşu 1950'li yıllara dayanmaktadır. O dönemler nükleer araştırmalar yapılmaktaydı ama her yeni çarpışma enerjisine girdiğimizde biz biraz daha maddenin altyapısını incelemeye başladık. Dolayısıyla artık atom altı parçacıkları hızlandırıp bunları çarpıştırıp daha sonra da daha çıkan daha da küçük parçacıkları analiz etmeye çalışıyoruz. Temel olarak böyle olduğunu söyleyebilirim. Peki bilim nedir diye araştırdığımızda çok fazla tanımla karşılaşıyoruz. Sizce bilim nedir ve sizin için ne ifade ediyor? Dediğin gibi gerçekten bilimin çok fazla tanımı var. Ben bilime baktığımda aslında Aristo felsefesine uygun bir cevap vereceğim sana. Bir nesne ya da bir olayın sebebini anlayabilmek için yapılan gözlemler bütünü ne bilim diyebiliriz. Öncelikle gözlem yaparız. Daha sonra deney yaparız. Daha sonra zekamızı kullanırız. Yani düşünürüz ve sonucunda bir
varsayımma bir yargıya varırız. Bilim aslında cisimlerin, olayların, gerçeklerin neden olduğunu araştırmaya yarayan, öncelikle araştıran, daha sonra da bu araştırma sonucunda kurallar koymaya çalışan, yasalar yaratmaya çalışan bir çalışma alanıdır diyebiliriz. Eskiden üniversitelerde fizik, mühendislik gibi dalları kızlar çok fazla tercih etmezlermiş. Ancak günümüzde bunun çok değiştiğini görüyoruz. Artık çok başarılı fizikçi ya da mühendis kadınlarımız var. Siz de bunlara en iyi örneklerden birisiniz. Teşekkür ederim. Fiziğe ve çalıştığınız alanı seçmenizde ne etkili oldu? Evet, bir kere şu yargıya çok karşıyım ben. Bir bilim alanı, bir mühendislik alanı, herhangi bir alanda eğer beyninizi kullanmak zorundaysanız bu durumda kadın ve erkeğin herhangi bir ayrıcalığının, üstünlüğünün olması çok yanlış. Fiziksel işlerde olabilir, onlar da sınırlıdır ama böyle bilim gibi, matematik gibi, mühendislik gibi alanlarda kadınlar ve erkekler kesinlikle aynı oranda çalışmalıdır. Benim kendi özelimde baktığımızda ben herhalde kişilik özellikleri olarak bilimsel çalışmaya çok yatkın bir insanım diyebilirim. Küçük çocukluğumdan bu yana her şeyin nasıl olduğunu çok merak etmiştim. Onları hatırlıyorum. İşte evrenin nasıl oluştuğunu, elektronun ne demek olduğunu, protonun ne demek olduğunu çok küçük yaşlarımdan beri merak etmiştim. Sonra da zaman içinde ilerledikçe, önce ilkokulda pek değil ama ortaokul ve lisede fen ve fizik dersleri benim çok ilgimi çekti. Daha sonra da üniversitede de fizik bölümünü kazandım ve çok severek okudum. O kadar çok sevdim ki ondan sonra da yüksek lisans ve doktora yaptım. Sonra doktora sonrası araştırmalar yaptım. Şimdi bir fizikçi olarak devam etmekteyim. Türkiye'de de ve dünyada kadın bilim insanı olmanın yeri ve önemi nedir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, az önce dediğim gibi eğer insanlar beyinlerini kullanması gereken işlerde yoğunlaşıyorlarsa burada kadın ve erkek arasında herhangi bir ayrımın olması çok yanlış, mantıksız, gereksiz diyebilirim. Bütün dünyada da aslında bu böyle, yalnız ülkemizde değil. Örneğin CERN'e baktığımızda dünyanın en ileri biliminin yapıldığı bir yer, en demokratik yerlerden bir tanesi ama kadın bilim insanı sayısına baktığımızda sadece %20'si kadarı kadın bilim insanı. Bu sayının arttırılması hem kurumların hem ülkelerin prestijleri açısından çok önemli. Onun haricinde cinsiyet ayrımcılığının olmaması doğanın aslında gereği olan bir şey. Dolayısıyla bu sayının arttırılması için hepimize görev düşüyor aslında. Kadın bilim insanı olarak bilimsel çalışmalarınız ve kariyeriniz açısından hangi zorluklarla karşılaştınız? Sizce bilimde ve iş yaşamında kadını erkekten geri bırakan sebepler nelerdir? Anladım. Ben herhalde artık 20-25 yıldır fizik alanında çalışıyorum. Bir bilim insanı olarak çalışmaktayım. Kadın olduğum için şu zordu dediğim hiçbir şey olmadı benim bugüne kadar. Erkek olsaydım bu benim için daha kolaydır, kolay olacaktı, kolay gerçekleşecekti dediğim bir şey de olmadı. Çünkü dediğim gibi herkesle aynı beyin yapısına sahibim. Karşılaştığım zorluklarla erkekler de karşılaştı, ben de karşılaştım. Uykusuz kalmaysa ben de aynı şekilde uykusuz kaldım diğer insanlarla. Dolayısıyla hiçbir şekilde kadın olduğum için ben zorlandım diyeceğim bir şey olmadı. Onun haricinde insan olarak zorlandığım çok şey oldu diyebilirim. Tabii ki bilimsel araştırma yapıyorsunuz. Dünyanın en yüksek enerjilerinde yeni parçacıkları bulmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bulduğunuz şeyin doğru ya da yanlış olmadığını bilmiyorsunuz. Bir sürü kontrol mekanizmasından geçmesi gerekiyor. Kendinizi, yani bilim olarak yaptığınız işi sürekli olarak geliştirmek, ilerletmek zorundasınız. Böyle zorlukları var diyelim ama bu bilimin doğası gereği olduğu için onu da kabullenmiştim en başından beri ve bu benim için her zaman severek yaptığım bir şey oldu. Dolayısıyla karşılaştığım her zorluk beni bir aşama daha ileriye götürdü, bir aşama daha iyileştirdi. Bu nedenle zorlukları da sevdim ben. Evlerimizde olduğumuz bu küresel salgın döneminde kız çocuklarına daha çok ev işleri yaptırıldığını duyuyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve ailelere kız çocuklarının yetiştirme konusunda neler önerirsiniz? Anladım.
üzücü diyebilirim. Yani ev işi yaptırmak hepimizin yapması gereken, hayatın kuralı gereği olan bir şey. Dolayısıyla kız çocuğunun, erkek çocuğunun ya da işte gencin, yaşlının, herkesin aynı şekilde yapması gereken şeyler. Dolayısıyla özellikle bir cinsiyete ağırlık verilmesi tabii ki çok yanlış. Kız çocukları ya da erkek çocuklarının özelinde herhangi bir şey söylemek istemiyorum ama Atatürk aslında çok uzun zaman önce bize şunu söylemişti. Küçük hanımlar, küçük beyler, lütfen kendinizin çok değerli olduğunu bilin. Bu vatan sizlere emanet, bu vatanı yükselteceksiniz. Dolayısıyla bütün annelerin, babaların, büyüklerin, öğretmenlerin bunu bu şekilde içselleştirip öğrencilere, küçük arkadaşlarımıza bu şekilde bakması aslında çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kız ya da erkek ayrımı yapmadan bütün öğrencilere, bütün küçük arkadaşlarıma, küçük hanımlara, küçük beylere aynı şekilde fırsat verilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmalarıma göre 826 Nobel ödülü kazanandan 43'ü kadındır. 2020 yılında fizik ve kimya kategorilerinde ise 3 bilim kadının Nobel ödülüne damgasını vurmuştur. Uluslararası kadın bilim insanlarını araştırdığımızda karşımıza ilk çıkan kişi Marie Curie oluyor. Marie Curie 1903 yılında fizik ve 1901 yılında kimya Nobel ödüllerini almıştır. O Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanı ve ödülü iki kez alan ilk bilim insanı. Bilim insanı, evet. Radyo aktivite denince ilk akla gelen isimdir. Yaşadığı dönemde düşünürsek başarısı çok etkileyicidir. Ve bence geleceğin bilim insanı olan kız çocuklarına bir ilham kaynağıdır. Evet. Umarım en yakın zamanda ülkemizden bir bilim kadını da bu listeye eklenir. Peki sizi en çok etkileyen bilim insanı kimdir ve neden? Evet. Ya yani Marie Curie gerçekten çok etkileyici bir bilim insanı. Kadın olmasının haricinde insan olduğundan dolayı ilk defa hem fizik hem de kimya alanında Nobel Bilim Ödülü gibi seçkin bir ödülü kazanmış bir kişi. Radyoaktivitenin buluşçusu. Dolayısıyla çok çok önemli. Benim için tabii ki hayran olduğum bilim insanlarından bir tanesi. Benim tek bir favori, hayran olduğum bilim insanı yok ama bir sürü var. Nikola Tesla. Bu arada bilim insanlarının yaşam öykülerini okumayı çok severim ve her okuduğum kitabın sonunda benim favori bilim insanım bu kişi oldu derim. Ama şimdiye kadar okuduklarım içinde benim en etkilendiklerimden bir tanesi Nikola Tesla. Bunun sebebi de beni en çok şaşırtan özelliği şu. Nikola Tesla bir aleti geliştirmeden önce hiçbir şekilde kağıt kalem kullanmadan sadece beyninde bütün ayrıntılarını düşünüp daha sonra uygulamaya geçiren bir bilim insanı ve uygulamaya geçirdiğinde yanlış çıkma olasılığı oldukça az. Bu beni hayrete düşüren, çok hayranlık duyduğum bir özelliği. Aynı zamanda tabii alternatif akımın buluşçusu günümüzde elektrik alternatif akımı devam ediyor zaten. Bunun haricinde tabii ki Curie'ler ama sadece Marie Curie değil, eşi ve kızı Irene Curie'ye de hayranım. Aynı zamanda elektronla ilgili çalışmalar yapan Millikan'a da hayranım. Yaptığı deneysel çalışmaları biz üniversitelerde üniversite öğrencilerine gösterebiliyoruz. Ve elektronun özelliklerini öğrencilerimize öğretebiliyoruz. Bunun haricinde Rutherford ve Bohr'a hayranım. Atom modeli geliştirdikleri için, kuantum mekaniğinin kurulmasına öncülük yaptıkları için. Feynman'a hayranım. Feynman diyagramlarını bulduğu için. Bu şekilde bir sürü bilim insanına hayranım ben. Son olarak da en büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalim nedir dediğimizde bilimsel olarak yapmak istediğim şeyler var. Daha çok öğrenci yetiştirebilmek, daha farklı ve ileri araştırmalar yapabilmek, hem CERN'de hem ALIS deneyi kapsamında hem de ALIS deneyinden sonra gelecek olan yeni dedektör sistemleri kapsamlarında yeni bilimsel araştırmalar yapabilmeyi çok istiyorum. Umarım tüm hayalleriniz gerçek olur. Sizinle sohbet benim için çok değerliydi.
Eminim bizi izleyen herkese çok faydalı oldunuz. Sizin de bu özel gününüzü kendim ve izleyenlerimiz adına kutluyorum. Davetimi kabul ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bilim insanının, bilim de kadının ve kız çocuklarının da fazla değer bulduğu günler umuduyla sağlıkla ve sevgiyle kalın. Unutmayın, hayal edebildiğiniz her şey gerçektir.